Evet samimi haberden herkese merhaba Zera yine sizlerle birlikteyiz. Aslında bugün e, elbette ki yine e, siyaset ama e, şöyle biraz Hatay'a gideceğiz. E, CHP'nin yeni e, genel başkanı Özgür Özel dün Hatay'ı ziyaret etti ve aslında belki de uzun süredir pek de gündemde olmayan, pek de konuşulmayan bir konuyu yine gündemimize oturttu. Burada belki de hepimizin öz yapması lazım. Evet. Türkiye bu depreme yaşadığı zaman uzun süre özellikle Hatay'da kaldım ben ve Hataylılar lütfen ne olur bizi unutmayın dediler. E, maalesef ki çok da Hataylıların herkesin aklında olduğunu düşünmüyorum. Belki de bunda hepimizin payı vardır. Bunu söylerken bile çok üzülüyorum ama Hatay hakikaten sadece Hatay değil diğer deprem bölgeleri de gündemimizden hiçbir şekilde düşmemeli. Birkaç gündür dep deprem bölgesinde bulunan e, tanıdıklarımı arıyorum ve maalesef durumun çok vahim olduğunu, neredeyse hiçbir şeyin değişmediğini e, söylüyorlar. Malatya'dan bir arkadaşımla görüştüğümde hala durumun çok kötü olduğunu söyledi ki, ben deprem bölgesindeki bütün illere baktığımda e, kısmen Malatya en iyi e, durumda olan kentlerden biriydi. Malatya bile bu kadar kötü durumdaysa, Hatay, Adıyaman ve diğer illerin durumunu aslında tahmin etmek çok da güç değil. Sözü çok fazla uzatmayacağım. Dün Özgür Özer'le birlikte heyette bulunan ve aynı zamanda CHP'nin Hatay milletvekili olan Neriman Nermin Yıldırım Kara'yı konuk ettik. Nermin Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Zübeyde Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok da teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, çok teşekkürler. Aslında basından yakından takip ediyorum. Ben sizi sürekli Hatay'ı, Hatayların sorunlarını gündeme getirmeye çalışıyorsunuz bütün konuşmalarınızda, basında elinizden geldiği kadarıyla ben bunu yakından takip ediyorum. Bütün onlara geleceğiz ama öncesinde dün Özgür Özel, e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'daydı. Biraz o, o geziyi anlatın bize o ziyaretleri anlatın. Sonrasında da Hataylılar bu ziyareti nasıl karşıladılar, nasıl tepki verdiler onu merak ediyorum. Öncelikle evet Sayın Genel Başkanımız ilk e, kendi memleketinden sonra ilk şehir dışı ziyareti bize yapacağını ifade etmişti. Dolayısıyla Hatay halkı adına manevi yönden bir kere çok sağlıklı ve çok olumlu karşılandı. Kendisine e, eşlik ettik. Önce Antakya'da e, Kiptaş'ın e, yapılmasına vesile olduğu ve ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte e, bu güzel konteyner kenti aslında biz ona prefabrik diyebiliriz çünkü güzel ve sağlıklı bir yaşam alanıydı orayı ziyaret ettik orada vatandaşlar ile buluştu ardından da Dört Yol ve Erzin'de bir dizi e, ziyaretler yaptı ve halkla buluştu orada çok büyük bir sıkıntı vardı bizde kendi ifade etmiştim. Sayın Genel Başkanım mutlaka Narenciye'den başlayın ve Narenciye üreticisinin çok zor durumda olduğunu e, iletin. Çünkü biz bunu konuyu basına taşıyoruz ama bir genel başkanın ifade etmesi çok önemliydi. Orada daha fazla Narenciye ile ilgili konuştu. Antakya'da e, ve gizli konteyner kentlerde ve profil fabriklerde Vatandaşa en azından sarılmak, dayanışmak ve onları unutmayacağımızı e, gerçekten bütün kalbiyle söyledi. Biraz evvel siz de bir ifade kullandınız. Gerçekten belki hepimizin, herkesin bir parça da olsa bu süreçte bir e, payı var. Hatay e, unutuldu, unutuluyor ve biz bu unutulmaya da müsaade etmeyeceğiz. Dün Genel Başkanımız da şöyle ifade kullandı. Bundan sonraki her grup toplantısında mutlaka Hatay'a bir başlık açacağız. Çünkü buna ihtiyaç var. Yani bölgenin milletvekilleri olarak ben şunu da açıkça ifade etmek isterim. E, bütün milletvekilleri olarak gerçekten elimizden gelenin en iyisini kamuoyunda baskı yaratmak, lobi yapmak, bakanlıklarla görüşmek, efendim kamuoyunun dikkatini Herhangi bir sebep nedir bunlar sağlık eğitim tabip odası baro dikmece cebike zeytin ağacı yani aklınıza gelebilecek barınma su her şeyde dikkate çekmeye çalışıyoruz ama burada kamunun kaynakları gerçekten hataya ciddi anlamda akmalı yani ciddi anlamda bir kamu kaynağının eksikliği ile alakalı biz bunun üstünde duruyoruz. Ne demek istiyorum? depremin maliyetinin 104 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Şimdi bunu iktidar, AK Parti iktidarı kendisi ifade ediyor. Diyor ki Hatay hem can kaybı hem de ekonomik maliyet açısından %50 oranında en fazla hasarı alan ilimizdir. O halde ben şimdi bakıyorum toplamda yaptığınız yatırımların %50'sini Hatay'a yaptınız mı? Hatay'ın ihya edilmesi hususunda eğer bunu yaptık derseniz ben size o zaman şunu ifade ederim. Hala 9 ay geçtikten sonra ben bir milletvekili olarak bundan utanç duyuyorum. Neden? Yani konteyner aramak bizim işimiz olmamalı. Her gün telefonlara konteyner elbette ben çok mutlu oluyorum. Her gün 10 kişiyi bir kişiyi daha bir konteynere yerleştirmek benim için çok kıymetli ama... Yani 9 ay sonra da eğer biz hala konteynerlar akmasın, efem kimse elektrik şartellerinden dolayı hayatını kaybetmesin, su basmasın diye endişe ediyorsak burada bir sıkıntı var demektir. 9 ayın sonunda enkazlar kaldırılmalıydı, şu an saha temizlenmeliydi ve inşaat aşamasına gelebilecek bir kabiliyete gelmeliydi. Dolayısıyla ee, böyle adım adım step by step giden bir durum var. Biz koşarak bir e, performans istiyoruz iktidardan ve bunu söylemeye devam edeceğiz. Ee, bazen düşünüyorum inanınız Beyda Hanım hep kendimi tekrara düşen bir milletvekili gibi ama sonra diyorum ki hayır, ben belki mütemadiyen deprem diyeceğim. Hep konuşmalarımda depremi konuşacağım çünkü ben ee, çevre ve ekoloji çalışan 20 yıldır bu konuda emek ettim ee, bir sivil toplum örgütü başkanlığı yaptım bir mesleğim var 25 yıldır mali müşavirim birçok konuda söz söyleyebilme kabiliyetim var ama benim e, bu e, ma kendi adıma milletvekili olduğum günden beri söylediğim tek şey ve konuştuğum ifadelerimin tamamı Hatay ve deprem üzerinden Birçok arkadaşımız da böyle yapıyor ama biz bunu sağlıklı bir mecraya kavuşturana kadar böyle devam edeceğiz. Ee, Nermin Hanım ben hep şunu söylerim. Ee, bir olay olduğunda televizyonlardan izlemek, birilerinden duymak çok bambaşka bir şey ama o olayın içerisinde olmak, gidip dokunmak bambaşka bir şey. Siz hataylısınız ve Hatay'da aslında neler yaşandı nasıl bir felaket yaşandığını birebir tanık oldunuz ve bu süreçte o sorunlar giderilmediği sürece sizin bunu her gün her dakika her saniye dile getirebilmek sizin en doğal hakkınız ha, ancak ne olur bütün bu sorunlar çözülür siz bu sorunları dile getirmez ve artık başka sorunlara yönelirsiniz evet. bu noktada çok doğru bir yol izlediğinizi düşünüyorum ben kendi adıma. Biraz da Hatay'lara gelelim. Özgür Özel'in ziyaretini nasıl karşıladılar? Çünkü ben oradayken o süreçte genel başkanlar buna cumhurbaşkanı da dahil diğer siyasi parti genel başkanları geldiği zaman biraz şeydi ya keşke gelmeseler geldiklerinde yollar kapanıyor. Çalışmalar yavaşlıyor ve biz bir şey görmüyoruz diyerek aslında çok da sempatiyle bakmıyorlardı o ziyaretlere. Özgür Özel'in ziyareti nasıl karşılandı? Özgür Özel'in ziyareti Sayın Genel Başkanımız gayet iyiydi. Hani böyle bir gayet düzenli bir program sesilesi yapılmıştı. Bir de hani bizim dağın öteki yüzü dediğimiz Dört Yol ve Erzin'de bir miting alanı gibi oluşturduğumuz için hani konvoylar eşliğinde önce Antakya bölgesini bitirdik. Bu tarafı bitirdik. E, gayet düzenli bir programdı. Ardından hani öğleden sonraki programımız Dört Yol ve Erzin'de olduğu için orası da geniş bir coğrafya ve orada çok fazla deprem etkisini hissettiren bir yıkıma sebebiyet vermediği için hali hazırda daha hani kurulu e, bir e, kent havası ilçelerimiz e, ama Defne'de, Samandağ'da biliyorsunuz Kırkan'da e, bu ziyaretler gerçekten bir izdihama ve halkın da yorulmasına yani hem duygusal olarak hem de fiziki olarak yorulmasına sebebiyet veriyordu. Haklısınız. Bu dönem yani bu bu noktada Antakya'dan sonra direkt dört yol ve Erzine gittik ki o ilçelerimizde ekonomik olarak üretici açısından sıkıntılarımız vardı. Planlamamız böyleydi. O bakımdan biraz daha rahat bir program oldu. O yüzden depremizledileri yani hoşnutsuz edecek onların normal iş akışını ya da hayatını etkileyebilecek böyle bir zarar verilmedi. Ee, hmm. Şu çok kıymetliydi yani e, Hatay'ın e, genel başkanımızın ifadesi işte e, yani Hatay sürekli e, bundan sonra ki bugüne kadar da zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da çok geldi buraya ilk gün burada yattı çadırda kaldı Sayın e, Kemal başkanımız genel başkanımız onun emekleri asla yatsınamaz ee, Sayın Genel Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Yeni Genel Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Ee, burada e, olanca güzelliğiyle ve e, çünkü insanlar m bazen çok şeye ihtiyacınız olur ama birinin size sarılması, birinin size elini uzatması biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu bölgede gerçekten e, en fazla bizi etkiledi. Depremde bunun ayrımı olmaz ama bölgesel olarak baktığınız zaman coğrafyaya da zaten en çok bizim seçmenimizin olduğu bölgeler yıkıma uğradığı için can kayıpları olduğu için bunu söylememde de bir sakınca yok. Takdir edersiniz ki genel başkanı görmek elini tutmak işte sofrasına oturması hepimiz için onlar için çok büyük bir manevi güç verdi. Dolayısıyla güzel bir program yaptı Sayın Genel Başkan. Eee son e, ya, yanlış değilsem bir haftadır gündemde bir film var. E, şahsi meselem diye yanlış hatırlamıyorsam ve e, Hatay'da çekiliyor. O enkazlarda çekiliyor. Bu e, Hataylar tarafından da sosyal medyada da pek çok e, tepki e, verildiğini gördüm. Sizin de bir tepkiniz vardı. Hatta galiba dündü. Mezarlıkta bir fotoğraf çekiyor oyuncular ve gülümsüyorlar. Orada bir Hataylının adeta isyanı var. Adeta bizimle dalga geçiyorlar. Filmi burayı bir platoya çevirdikleri yetmiyormuş gibi ölülerimizle de dalga geçiyorlar ve mezarlık mezarlığımızda gülerek fotoğraf paylaşıyorlar şeklinde bir isyanı vardı. Sizin bu konuya ilişkin elbette tepkiniz vardı. Son durum ne? Film devam ediyor mu? Siz tepki gösterdikten sonra size geri dönüş oldu mu? Nedir bu filmle ilgili son durum? Ee, henüz bana bir geri dönüş olmadı ama küçük küçük ifadeler geliyor. İşte biz aslında iyi bir şey yani bir yoldan, bir kanaldan bulup insan bazı kişileri arattırıp işte biz aslında Hatay'a bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte burada bir e, yani Hatay'a hiçbir şey yapılamaz o filmle. Ben kürsü konuşmamda da ifade etmiştim. Yani bu gerçekten kınanacak ve bunu şiddetle reddettiğimizi her platformda söylüyoruz. Şimdi hele 6 Şubat'ta bir gala yapılacağıyla alakalı bir e, söylem var ki buna asla müsaade etmeyiz. Yani bunun bir an evvel durmasını bir kere istiyoruz. Mezarlıkta yapılan o kabir ziyaretlerinde kabir yani kabiristan'da yapılan o görüntüyü zaten yani her vatandaş gibi hepimiz gibi Gerçekten kabul etmek imkansız. Biz e, bir an evvel bunun durmasını istiyoruz. Tabii ki bunu her platformda da söyleyeceğim. Bakın bu film platosu ifadesini ben şundan dolayı kullanmıştım. İlk defa kullanmıştım. Yani bu da buna vesile oldu. Keşke kullanmasaydım. Acaba birilerinin aklına bir şey mi getirdim? Gerçekten buna da üzüldüm. Çünkü bunu şunun için söylüyordum. Her bakan efendim hükümetten her bir yetkili buraya geliyor, bizden bilgiler alıyor, gidiyordu, fotoğraflar çekiliyor vesaire. Aa çok yazık, vah vah, işte bu kadar kötü olmuş, ah vah vah diyorlardı. Hani bu söylem gerçekten benden çıktı 3-5 ay önce. Yani gelip burada fotoğraf çektirip gitmeyin demiştim. Ama bu, bu film vesaire ves konusu yoktu henüz ortada. Sonra bir baktık film platosuna bu sefer gerçekten İnsanlar bunu böyle bir mecraya oturtmaya çalıştılar. Yani bu kabul edilecek bir şey değil. Biraz evvel siz de e, konuşacağız belki bilmiyorum. Yani gerçekten hayatını kaybetmiş ve yakınını bulamayan birçok insan var. Bunların ruhuna, kalbine, hayatlarına dair en büyük vurduğunuz darbe bu filmdir. Bir tek Gazi Mustafa Kemal Atatürk söylemiştir. Hatay benim şahsi meselemdir. Bunun dışında hiç kimsenin haddine değildir. Hele şahsi meselem yani ben bu insanları tanımıyoruz. Kimsiniz siz ki Hatay sizin şahsi meseleniz olacak? Kimsiniz? Yani gerçekten bilmek istiyoruz. Dolayısıyla bunu kabul etmediğimizi her platformda söylüyoruz. Şimdi sanırım bugün sabah haberlerde bir kanalda gördüm. Ee, şu an bir durmuş. Zaten şöyle yapıyorlar sanırım. Tek bir bölgede yapmıyorlar. Örneğin Hassa'da, örneğin Samandağ'da, örneğin Antakya'da kısmi olarak bölüm bölüm ya da artık sahne sahne sanırım böyle bir işlem yürütüyorlar. Ama sabah bugün bir kanalda duydum bir ara vermişler. Yani ben bu konuyu dün bir arkadaşım daha Cumhuriyet'ten bir muhabir arkadaşım var Çağdaş Bey, onunla da konuştuk. E, gerekirse vali beyle bir randevu alacağım, e, vali beyle bu konuyla ilgili bir görüşme e, yapacağım. Bu durumun e, tasvip etmediğimizi ve bu konuya dair fikirlerimizi kendisine ifade edeceğiz. E, yani bunun bir an evvel durup hele de tekraren söylüyorum, hele de 6 Şubat'ta bir gala e, meselesine asla bu süreç evrilmemeli, e, hemen nihayete erdirilmeli diye bu konudaki fikrimizi açık ve net olarak ifade ediyoruz Zübeyde Hanım. Yapımcının bir röportajını gördüm ben e, sizinle yayına başlamadan önce. Ee, biz e, enkazları e, kullanmadık, kontrollü bir şekilde bir binayı yıktık diyor. Ve e, filmde Kızılay ve Afa'da yer verdiniz mi dediğinde ise... Kızılay yok sadece Afa'da yer verdik bu politik bir film değil bu politika üstü bir film e, gibi aslında doğru bir iş yaptıklarını anlatmaya çalışıyordu. Fakat benim görebildiğim kadarıyla bunu anlatmaya çalışırken bile onun doğru bir iş olmadığının kendisi de farkındaydı. Bunu da buradan izleyicilerimizle paylaşmış olalım. E, evet 6 Şubat dedik 6 Şubattan bugüne kendi adıma onlarca yayını yaptım Hatay'daydım. Ve sürekli şunu fark ettim, neredeyse yayınlarımızın hepsi birbirinin tekrarı. Evet. Yakınlarını kaybedenler var, kayıplar var. Enkazlar kaldırılmadı, hala enkazların altında e, maalesef ki insan bedenleri var. Üç gün önce bir insan bedenine daha cansız bir insan bedenine daha rastlandı. Bu da şu anlama geliyor. Aslında Hatay'da hiçbir şey düzelmiyor. İlk günden bu yana eğer biz hala bu sorunları konuşuyorsak. Biri halledilmiş olsa bugün biz bunu konuşmuyor olacaktık. Ee, bu da farklı bir boyutta benim canımı acıtıyor şahsen. Ee, hala kayıplarına ulaşamayanlar var. Evet biliyoruz. Görüştünüz mü? Hala enkaz altından cenazeler çıkıyor. Bunu biliyoruz. Kaldırılmayan enkazlar var mı? Şu anda mevcut fotoğraf ne Hatay'da? Ah, şu anda bizim biliyorsunuz 264 yakın yani şöyle 250 bin üzerinde konutumuzun tekrardan bunlar ağır hasarlı yıkılacak yıkılmış olan bir envanterde Hatay'ın şu anda deprem sonrasında 260'ın üzerinde 260 bin üzerinde güzel temiz sağlıklı bundan sonra depreme dirençli konuta ihtiyacı var. Dolayısıyla bugün yüzde 40 civarında yüzde e tabii kimi kaynaklar yirmi diyor ama şu an yüzde %40 civarında hala enkazların kaldırılmasıyla uğraşılıyor. E, özellikle bizim burada belirtmek istediğimiz şey bu enkazlar kaldırılırken sağlıklı bir planlama yapılmalı ki sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmeli ki depremde hayatını e, kurtarabilmiş olan bir ben, biz, bizler hepimiz Ardından bu bölgelerde yaşamaya devam ediyoruz biz Sübeyde Hanım. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok gerçekten. Buradaki bütün insanlar böyle. Bakın Antakya yıkıldı hepimiz İskenderun'a Arsuz'a doğru geldik. Dört yola Erzin'e Payas'a gittik. Çünkü başka yer yok gidebilecek. Dolayısıyla burada insanlar sağlıklı bir şekilde yaşamlarına en azından belki iki yıl sonra devam edebilme şansı bulabilsinler. Fakat... Asbestin özellikle ağır metal kirliliği, toprak, su ve hava kirliliği bizi halk sağlığı açısından endişeye düşüren önemli etkenler. Ve ben geçen haftadan bu yana şu anki en fazla üzerinde durduğum e, bültenlerde ifade ettiğim şey koa hastalık, kanser ve bu sağlık etki maliyetleri bizim için ben, İki haftadır plan bütçe komisyonlarını takip ediyorum mecliste de. Ve gelen tüm bakanlara ilgili olsun olmasın biz deprem vekiller olarak şunu söylüyorum. Yani Maliye Bakanı'na da halk sağlığını sorunu anlatıyorum. Çevre Şehircilik Bakanı'na da Sağlık Bakanı'na da. Çünkü bizim böyle bir şansımız yok. Bekleyelim bu bakan gelsin de ancak ona ilgili alanıyla ilgili konuşalım. Biz deprem bölgesinin vekilleri son iki haftadır plan bütçede tüm bakanlara sağlık, eğitim, barınma, altyapı, geçici bu yerleşim alanlarıyla alakalı tüm bu süreçleri anlatıyoruz ve daha fazlasını istiyoruz. kayıp yakınlarıyla özel bir bağım var. Bu aileler bir dernek kurdular. Ben de sivil toplum örgütlerini çok önemseyen birisiyim ki ben de başkanlık etmiştim. Dolayısıyla e, kayıp yakınları aileleriyle bir bağımız var. Onları geçen ay zaten grubumuzda ağırladık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunda ağırladık. Onları mecliste misafir ettim. E, Hatay'ın diğer vekilleriyle, AK Partili vekilli arkadaşlarımla da bizzat görüştürdüm. Ve onlara ne yapabiliriz e, konuştuk. Şimdi... Ee, geçen hafta konuştuğumuzda Selahattin Bey derneğin başkanıdır. Şunu önerdim. Biraz daha iktidarın milletvekillerine gidin. Mesela sanırım bu hafta ya da önümüzdeki haftalarda böyle bir yöntem izleyecekler. Çünkü bu siyaset üstü bir mesele. Ee, sadece Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti vesaire bununla değil. AK Partili arkadaşlarımızın hep herkesin bir vicdanı vardır. Çünkü ben yine ben kürsüde konuştuğumda ya birimizin bir çöpü kaybolsa günlerce aklımızdan çıkmaz. Aynen bu ifadeyi kullanmıştım. Düşünün ki çocuğunuz yok. 9 aydır çocuğunuzun saçının telini bile bulamıyorsunuz. Bir o annenin, babanın veya o çocuğun bir yerine koyun kendinizi. Yani gerçekten bunun için ciddi bir mesai lazım. Ee, bunu bunu birlikte yapmalıyız. Yani DNA'lar daha fazla eşleşmeli, kabirler daha fazla açılmalı ve bu insanların bir WhatsApp grubu var. Diyorlar ki mesela bir gün bir yerden haber geliyor. 11 ilde. 11 ildeki depremzedeler o esnada Eskişehir'e gitti, Bursa'ya gitti, İstanbul'a gitti. Atıyorum orada defnedilmiş olabilir. Orada da defin işlemleri açılabiliyor, kabirler açılıyor. Yani bir DNA eşleşmesi geldiği zaman gruba bir haber geldiği zaman yani gerçekten sanki yaşıyorlarmış gibi seviniyorlar. Niye? Çünkü e, bilmem kaç bin kilometre ötede DNA'sı bulundu ailenin. O yüzden e, yani mutlaka e, mesela ben şunu söyledim. E, sanırım İçişleri Bakanı'ydı. Evet yanlış hatırlamıyorum. İçişleri Bakanı'na Plan Bütçe Komisyonu'nda bir sunumda şunu söylemişti. bir görmeyle alakalı bir sistemin bir teknolojiden bahsetti ve AFAD'ın, AFAD da biliyorsunuz onlara bağlı, AFAD'ın bu teknoloji yöntemini kullanarak 200'e yakın aileyi bulduğunu ifade etti konuşmasında plan bütçede. Ben de o zaman kendisine şunu söyledim. Madem böyle bir teknoloji var. Şu anda farkında mısınız bilmiyorum ama binlerce insan var. Ailelerini arayan. İsterseniz bu teknolojiyi biraz Afa'da, efendim Aile Sağlık Kalkınma Bakanlığına, efendim işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına isterseniz bir oraya evrilsin bu teknoloji ki <laughs> eğer böyle o gün 200 kişi bulabiliyorsak bugün iki, binlerce insandan bahsediyoruz biz daha hala kayıp. Efendim Sayın Bakan lütfen bu teknolojinin buraya evrilmesine müsaade edin. Kaynaklarınızı ayırın ki insanları bulun diye. E, orada da bir hani gönderme diyelim ya da işte bir ifade kullandık. Eee Ali K Yerlikaya Teknoloji Bakanlığı. O bakımdan e, bu kanayan bir yara yani e, bir 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 insan yani o aileyle konuştuğu zaman o ailelerle yani ben kendime gelemiyorum yani hiçbir kimse gelemez ee, bir an evvel bu işi e, ortadan kaldırmak için bertaraf etmek için çok çaba sarf etmeliyiz diye düşünüyorum ee, evet e, son olarak e, sizi çok yordum farkındayım ama son olarak Gel şunu ederim. merak ediyorum e, Hatay kadim bir şehir ve demografik yapısı anlamıyla da aslında nadide bir şehir diyebiliriz. Fakat depremden sonra Hataylıların da pek çok insanın kaygısı Hatay'ın demografik yapısının değişme ihtimali üzerineydi. Sizin böyle bir kaygınız var mı Hatay'ın demografik yapısının değişmesiyle alakalı? Ah, tabii biz e, özellikle bunu Dikmece'de, Gülderen'de, Antakya'da Zeytin ağaçlarının e, acelece kamulaştırılmasına sebebiyet vermesinde çok hissettik. Antakya'da, Defne'de ve Samandağ'da bunu olanca duygu e, yüküyle hissediyoruz. E, buna da ama bunu dillendiriyoruz. Bunu konuşmaktan çekinmiyoruz. Her platformda. E, bazen kaygıyı şöyle duyuyorum. Acaba bunu dillendirmemek mi gerekir? Hayır. E ee, sonra karar verdik. Hayır bunu her platformda dillendirmeliyiz. Yani böyle bir kaygı taşıdığımızı bunu meclis kürsüsünde de, plan bütçede de, basın bültenlerimizde de yani eğer böyle bir e, duruş ya da böyle bir e, mesele olursa bilin ki biz bunun farkındayız. Yani o zaman ne düşünmüştük Dikmece'de? İnsanlar Antakya'da zemin e, etütleri neticesinde Kent artık dışa doğru kayacak. Dikmece'ye, Gülderen'e, Karali'ye ve orada da zeytin bahçelerini yok ediyoruz. Ve orada bir acele kamulaştırma neticesinde yapılaşma olacaktı. Bu bölgelerde kimler yaşayacak? Ee, acaba e, belli bir etnik kökene mensup arkadaşlarımız, vatandaşlarımız bir bölgede mi kalacak? Veya onların olduğu bölgede başka bilmediklerimiz mi yaşayacaktı? Ee, şöyle bir ne, haber de vermiş olayım. Dikmece'deki biz yürütmeyi durdurma kararı talebiyle e, zeytin ağaçları için baro başkanımız Sayın Cihat Açıkal'ın da çok kıymetli ve çok üstün çabaları vardır. E, ve e, görevli arkadaşlarımız avukat arkadaşlarımızla çevre örgütleriyle müdahale olmuştuk bu davaya. Hatay 3. <laughs> İdare Mahkemesi ile açtığımız davada yürütmeyi durdurma kararı alındı. Şu an dikmece halkı için. E, tabii dün genel başkanımız dikmeceyi de bu arada ziyaret etti. O da çok olumluydu e, dikmeceliler için. E, kaygı taşımıyoruz desek eksik söylemiş oluruz. Bunun farkındayız. E, her platformda ifade ettiğimiz herkes bunun asla mümkün olamayacağını bize ifade ediyorlar. Ama biz burada da kararlı duruşumuzu bunu bildiğimizi, farkında olduğumuzu söylüyoruz her zaman ki yanlış bir e, yapılaşma veya demografik bir serpiştirmeye müsaade etmeyeceğimizi de ilan ediyoruz her platformda diyeyim. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, yaklaşık yarım saattir Enermin Hanım sorularımı e, samimiyetle cevapladınız. Çok çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok çok sevgiler, iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Evet, e, CHP Hatay e, milletvekili Nermin Yıldırım Kara e, Kara konuğumuzdu. Aslında e, yayın içerisinde de söyledim. E, depremden sonra uzun süre Hatay'da kaldım. Aralarda da çok gittim geldim. Çok fazla program yaptım ama bugünün sonunda hala aynı sorunları konuşuyorsak demek ki bir arpa boyu bile yol alınmamış özellikle kış ayı geliyor barınma sorununun hala giderilmediğini biliyoruz tabi sadece bunlar değil Hatay'da açıkçası anlayabildiğimiz kadarıyla hiçbir şey yolunda değil bizler dilimiz döndüğünce Hatayların yanında olacağız ve elbette ki problemlerini her mecrada dile getirmeye çalışacağız bütün bunları dile getirirken aslında Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu da unutmamam unutmamamız gerekiyor. Ve Hatay ve depremden etkilenen diğer illeri bir gün bir an olsun dahi yalnız bırakmamakta da bizim boynumuzun borcu olsun deyip yayını noktalayalım. Önümüzdeki programda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.